Ooo Raziye Hanım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Lodos, Lodos. Bir işim düştü sana. Bana mı? Ne işiymiş bu? Çok önemli bir iş. Vakti zamanında sana yaptığım iyiliklerin karşılığını ödeme zamanı geldi. Adana'daki kayıtlarımı sileceksin. O hastanede çalıştığımı kimsenin öğrenmemesi lazım. Raziye Hanım, size borcum büyük. Ama bu dediğin çok tehlikeli bir iş. Fark ederlerse işimden olurum. İkimizi de süründürürler. Buraya seni süründürmeye değil, ihya etmeye geldim. Hastanelerin sistemleri ortak. Oradaki kayıtlara ulaşabilirsin. 25 altın var burada. Her çalıştığın yıl için bir tam altın. Bunu bir emekli ikramiyesi gibi düşün. Hı? Bugün yarın sen de emekli olacaksın. O vakte kadar kimse fark etmez. Yapabilir misin? Tamam, sildim hepsini. Yani ben orada hiç çalışmadım. Yok, çalışmadım. Şimdi burada doğan çocukların kayıtlarına gir. Dur. 12 Kasım 1999 tarihinde doğan çocukların kayıtlarının çıktısını ver. Yazdırıyorum. Yazdır, yazdır. Adama elimiz boş gitmeyelim. Belgelerle konuşmak lazım. Hangi adama? Ya sana ne? Bana soru sor diye mi verdim onca altını? İşine bak. Tamam, sormadık. Buyurun, o gün doğan çocukların listesi. Bana bak, beni hiç görmedin, ben buraya gelmedim. Hatta tanışmıyoruz bile, anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Güzel. Hoşça kal. Kız Raziye, ne akıllı bir kadınsın sen. Aklımı seveyim. Bu belgeyi de aldığıma göre artık Adnan Bey'in karşısına çıkabilirim. Kimse de benim yaptığımı ispat edemez. Adnan Beyciğim arıyor. Efendim Adnan Bey. İyi günler Raziye Hanım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Raziye Hanım, müsaitseniz akşam yemeğe bekliyorum sizi. Sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Öyle mi? Ay vallahi kalp kalbe karşıymış. Benim de size söylemek istediğim çok önemli bir konu var. Tamam o zaman, akşama bekliyorum. Gelin hanım da mutlaka gelsin. Gelinim mi? İyi tamam, hep birlikte geliriz. Akşama görüşürüz o zaman. Bu akşam dananın kuyruğu kopuyor. Adnan mı? Acaba yine ne isteyeceksin de keyfimi kaçıracaksın sen benim? Efendim Adnan Bey. Bana bak. Akşama annenle karını alıp bize geliyorsun. Size mi? Neden? Fazla soru sorma. Ben annenle konuştum. Sen de karınla konuş. Annem benim hemşerim. Onunla konuşacağım konular var. Geç kalmayın. Hadi bakalım.
Madem bu kızın ne olduğunu anlamıyorsun, ben anlatmasını bilirim Yağız Bey. Bakalım akşama mutlu aile tablosunu görünce ne olacak? Ne yapacaksın? Sayende zengin olacağım gelin hanım. İşaretliğim de kaybolmasın. Saatlerine kadar yazmışlar. Belgeyle çıkacağım karşınıza. Belgeyle. Kim var evde ya? Eylül mü yoksa? Duydun mu söylediklerimi? Anam sen miydin be? Of, ödüm koptu ya. Ya başka kim olacak? Ne diye ödün kopuyor? Ne değişik bir kadınsın sen ya. Ya oğlum, ben evde hiç kimse yok sandım da ondan. Neyse. Ha, akşama Adnan Beylere yemeğe gideceğiz, haberin olsun. Ha, duydum. Bana da söyledi, ne iş o yemek? Ne iş olacak oğlum? Aynı memleketteyiz ya. Onun için adam yemeğe davet etti. Yalnız bizim bu yemeğe mutlaka Eylül'ü de götürmemiz lazım. Yok, Eylül gelmez. Oğlum sen kocası değil misin? Ne demek gelmez? İkna edeceksin. Gelmesi şart. Hem gelinimiz gelmek istemedi dersek çok ayıp olur. Sonra Adnan bizim burnumuzdan getirir. Git konuş onunla. Son anda mırın kırın edip de benim asabımı bozmasın. İyi madem. Bir keyif bırakmadın adam da ya. Hadi ben gidiyorum. Gel bakalım geleceğimin teminatı. Müzik.